Herkese merhabalar. Bugün Kazakistan-Türkiye ilişkilerini konuşmak üzere Doçent Doktor Serdar Yılmaz hocamızı konuk ediyoruz. Malumunuz özellikle son dönemde Kazakistan ve Türkiye arasında ciddi bir savunma sanayi ilişkisi var. Savunma sanayi ilişkilerini dış politikayı nasıl eksenlendirdiğini konuşacağız. Serdar hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizleri sormalı. Sağ olun, bizler deyiz. Serdar Hocam, ilk sorumla başlamak istiyorum hemen. Kazakistan-Türkiye ilişkileri ve bu ilişkilerin savunma sanayi ilişkisi nedir? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bir Kazakistan uzmanı olarak? Evet, yani ilişkiler siyasi olarak bizi tatmin edebilecek noktada. Ama ekonomik olarak çok yetersiz açıkçası. Yani yıllardır tartışıla gelen bir problem bu mesele. Siyasi olarak iki ülke liderleri arasında hakikaten sıcak diyaloglar var. Ta 1991 yılından itibaren, yani Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığı yıldan itibaren. Siyasiden gerek Turgut Özal'la, gerek Süleyman Demirel'le, gerek Abdullah Gül'le, Ahmet Necdet Sezer demiyorum çünkü o dönemde biraz Orta Asya'ya yönelik bir Türkiye Cumhuriyeti'nde bir boşluk oluştu. Ama ondan sonra Abdullah Gül ve şu andaki mevcut Cumhurbaşkanımız ile baktığımızda siyaseten sıcak, samimi diyaloglar var. Liderlerin birbirleriyle anlaştıklarını, birbirlerine hakikaten saygı gösterdiklerini, birbirlerinin kapasitelerinin farkında olduklarını görüyoruz. Ama ekonomik olarak maalesef ilişkiler artmak yerine giderek azalıyor. Hele hele geçen sene pandeminin de etkisiyle neredeyse dibi gördü bu ekonomik ilişkiler. 30 yıllık süre içerisinde ekonomik ilişkiler hiçbir dönem özellikle o coğrafyayı çalışan insanları ve siyasetçileri tatmin etmedi. O yüzden hep romantik bir retorik gelişti bölgeye yönelik. Bir türlü üzerimizden atamadığımız romantik bir retorik gelişti. Dolayısıyla Nursultan Nazarbayev'in de dediği gibi yani ülkelerin Orta Asya ile işbirliği yapması önce ekonomik olarak mümkün olmalı. Ekonomik olarak gelişen ilişkiler daha sonra siyaseten, diplomatik, sosyal ve kültürel olarak da gelişecektir der kendisi sürekli. O yüzden de biz ekonomik ilişkilere ağırlık vermeliyiz. Bunun için de üretim kapasitemizi çeşitlendirmeliyiz. Özellikle Türk devletleriyle Türkiye arasındaki bu anlamda ticaret oranlarını arttırmalıyız. Ama bunun için dediğim gibi üretim kapasitemizi arttırmalıyız bu açıdan. Onun dışında ekonomik kapasitemiz var. Mevcut potansiyelimiz yüksek fakat değerlendiremediğimiz ortada aşikar. Son yıllarda aslında sıklıkla yani çoğunlukla vurgulanmayan ve hep literatürde atlanan bir konu var. Mevzu Türkiye-Kazakistan ilişkileri olduğunda. Hep ekonomik ilişkilerden bahsedilir. İşte ben de sıklıkla yazdım bunu. Diplomatik ilişkiler zaten hep yazıyorum. Sosyal ve kültürel ilişkilerden bahsediyoruz ama Kazakistan ve Türkiye arasında son yıllarda gelişmeye başlayan savunma sanayisinden bahseden çok fazla eser yok. Ben de bu yüzden bu alanın boşluğunu gördüğüm için mesela 18 yılında Nursultan Nazarbayev'in Büyük Bozkır'ın Manevi Dirilişi adlı bir kitabı var burada. O kitapta Türkiye ile Kazakistan arasındaki askeri ilişkileri, savunma ilişkilerini yazdım. Kazakistan'ın savunma gücünü ele aldım. Daha sonra Kazakistan'la Türkiye arasında nasıl askeri ilişkiler var? Bunlara baktım. Askeri olarak artan bir ilişki tabii ki söz konusu Türkiye ile Kazakistan arasında. Özellikle Türkiye'nin bir NATO gücü olması Kazakistan için cezbedici noktalardan biri. Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz NATO'da en güçlü ikinci ordusuna sahip olması ve NATO'nun Türkiye'nin batıya açılan yüzü olması hasebiyle Kazakistan hep bu anlamda tabii ki NATO'nun üyesi olmak gibi bir gayesi yok ama yani barış için ortaklık anlaşmasının bir parçası Kazakistan. Dolayısıyla NATO'ya da baktığımızda Kazakistan'la olan işbirliğini hep Türkiye üzerinden zamanında yaptı. Türkiye'nin varlığı NATO içinde Orta Asya devletlerine açılma imkanı yarattı. Bunu da kullandı açıkçası NATO. Onun dışında biz askeri anlamda zaman zaman Kazakistan Cumhuriyeti'ne minik rakamlarla da olsa askeri hibelerde bulunduk.
İşte 2005 yılında başladı özellikle bu askeri hibelerimiz. 2007 yılında yine devam etti. Özellikle askeri araç, telsiz, gece görüş cihazlarının hibe edilmesi noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kazakistan'a önemli hibelerde bulundu. Yine 2005 yılından itibaren Kazak askerlerinin Türkiye'ye gelip Türkiye'de harp eğitimi alması, teknik donanım eğitimi alması söz konusu ki bunu hala yapıyorlar. Büyük oranda Kazak askerlerini Türkiye'ye getiriyoruz her yıl ve Türkiye'de eğitiyoruz. İki ülke arasında askeri işbirliği ve eğitim anlaşması var bu anlamda. 2007 yılından itibaren özel timlerin eğitimi konusunda işbirliği anlaşması imzaladık. Kazakistan özel timlerine Türkiye'de eğitim veriyoruz. Hatta yetmiyor, oraya gidiyoruz, orada eğitim veriyoruz. TİKA bu konuda da mesela önemli çalışmalar yapıyor. Türkiye'nin Kazakistan'da oluşturduğu İşbirliği Kalkınma Ajansımız önemli görevler yapıyor bu anlamda. Türkiye'nin askeri lise ve harp okullarında Kazak subaylarını eğitiyoruz. Hatırı sayılır derecede bir sayısı var açıkçası. Kazak gençleri, Türkiye'de eğitim alan, askeri eğitim alan Kazak gençlerinin. Bu anlamda iki ülke arasındaki en büyük askeri savunma hamlesi Kazakistan, yani Kazak Engineering firmasını açmamız da, yani Kazakistan Aselsan firmasını Kazakistan'da açtık. Öyle söyleyeyim. 13 Aralık 2013 tarihinde Astana'da Aselsan fabrikasını Türkiye olarak açtık. Yarısı Kazakistan'a, yarısı bize ait. %50 %50. Kazak Engineering adını verdik. Bu hakikaten bu fabrika hani Türkiye, hem Türkiye için önemli, hem de Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleri için önemli. Çünkü Türkiye bu fabrika sayesinde hem Kazakistan hem de civar ülkelere önemli sınır, özellikle sınır güvenliği ekipmanlarının yapımı noktasında destek veriyor. İşte termal kamera yapıyor. Ondan sonra dürbün yapıyor. Ondan sonra Zırhlı tank, araç satıyoruz. zırhlı araç üretimi söz konusu. Zırhlı araçların özellikle füze savar sistemleri, silah savar sistemleri, bunları orada yapıyoruz bizzat Kazakistan yetkilileriyle birlikte. Şimdiye kadar Kazakistan'a yaklaşık 50 milyon dolarlık satış yaptık Aselsan üzerinden. Ve 10 yıl içerisinde 1 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Kazakistan Aselsan olarak 1 milyar dolarlık bir satış planlıyoruz. Hem sadece Kazakistan'a değil, aynı zamanda Orta Asya devletlerine de bu satışı sağlıyoruz. Nitekim hakikaten Kazak pazarı bizim için, yani Aselsan açısından önemli. Sadece bu hale yetinmiyoruz. Özbekistan da bizim için önemli bir pazar. Biliyorsunuz Özbekistan Orta Asya'nın en güçlü savunma ordusuna sahip, savunma sistemine sahip ülkesi. Yani savunma sanayisinde en fazla para ayıran ülke değil Özbekistan. Çünkü savunma sanayisinde en fazla para ayıran Orta Asya ülkesi Kazakistan. Ama en güçlü savunmaya sahip ülkede Özbekistan. Dolayısıyla bizim Kazakistan'da açmış olduğumuz Aselsan, Özbekistan için de, Türkmenistan için de, hatta Rusya için de üretim yapıyor. Nitekim Rusların bazı tanklarının işte termal görüş kameralarını hep Aselsan yapıyor bu Evet. anlamda. Anlaşma var iki ülke arasında. Bunu da Kazakistan'da yapıyor olmamız bizim açımızdan da önemli. Yani bizim en büyük askeri açılımımız Aselsan oldu. Hakikaten sadece Kazakistan'da kalmadı bu, Özbekistan'a da sıçradı. Daha sonra Kırgızistan ve Türkmenistan'da bu şirketin önemli birer pazar alanı oldular. Onun dışında, Bunlarla beraber evet. hocam, özür dilerim sözünü kestim ama bunlarla beraber alt sistem ihracatları da gelişmeye başladı. Söylediğiniz gelişmelerle beraber sanırım. Evet, tamamını yapmaya başladık. Askeri olarak gerek Kazakistan, Aselsan'da ürettiğimiz, gerek Türkiye'de ürettiğimiz alt sistemlerin ulaşımı söz konusu. Askeri araç gereçlerin modernizasyonu konusunda artık Türkiye Orta Asya'da sözü geçen bir ülke konumuna gelmek üzere. Yani bu modernizasyonu sadece Rusya'dan ve Çin'den tesis etmiyor özellikle Kazakistan. Türkiye'de askeri araçların modernizasyonu konusunda özellikle kurmuş olduğu Aselsan fabrikası ile birlikte önemli bir pozisyona geldi. Ve
ve bu Aselsan fabrikasının oradaki varlığı iki ülke arasında üst düzey askeri ziyaretlerin sayısını da arttırdı. Gerek Genelkurmay Başkanımız gerek Kazakistan Genelkurmay Başkanı defalarca birbirlerine ziyarette bulundular ve bizim oradaki Aselsan fabrikamız otomatikman Özbekistan'a da cezbetti açıkçası. Yakında Aselsan fabrikasının büyük bir benzerini de Özbekistan'da açmayı planlıyorlar. Kaldı ki bir diğer önemli konu da Türk İHA ve SİHA'ları. Hakikaten son dönemde milli savunma hamlemiz bu açıdan yani parmak ısırtacak derecede ilerliyor, kıskanılacak derecede ilerliyor hakikaten. Ve hem Libya'da olsun, hem Ukrayna'da olsun, hem son olarak Karabağ'da İHA ve SİHA'larımız sayesinde o coğrafyalarda yaşanılan başarılar olsun. O Tahsa devletlerini Türkiye'den İHA ve SİHA almaya sevk etti. Hem Kazakistan, hem Kırgızistan, hem Özbekistan Türkiye'den İHA alımına başladı. Yakında da SİHA satımı başlayacak. Nitekim Türk devletlerinin Türkiye'den almış oldukları ya da almayı taahhüt ettikleri İHA ve SİHA'lar Rusya'da biraz tedirginlik yarattı. Geçenlerde bir makale yayınlandı Rusya'da, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından. Özellikle Kırgızistan'ı bu anlamda makalenin merkezi haline getirip Türkiye'den üst düzey İHA ve SİHA alımı noktasında Kırgızistan'ın tekrar düşünmesi gerektiğini, Kırgızistan'ın bu alımı bölgedeki mevcut siyaseti militarize edebileceğini ne yönelik bir aslında algı makalesi yayınlanmıştı. Dolayısıyla hani Rusya zaten biliyorsunuz Türk İHA ve SİHA'larının satışı konusunda çok dikkatle takip ediyor. Hangi ülkelere ne kadar sattığımızı çok dikkatle takip ediyor. Özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra değil mi hocam? Evet, yani yakın zamanda biliyorsunuz Ukrayna'ya ciddi bir SİHA satışı yaptık ve Evet. Ukrayna'ya yapmış olduğumuz SİHA satışlarında alınan SİHA'lar Donbas bölgesinde kullanıldı. Rusya bunu teyit etti zaten. Savaşın seyrini değiştirebilecek nitelikte olduğunu söyledi. Karabağ zaferiyle birlikte İHA ve SİHA'larımızın üst düzey araçları oldukları zaten dünya çapında yani Samuel Huntington bile kendi Twitter adresinde SİHA'larının modern savaş sanatını değiştirdiğini, yaklaşık dünya ülkelerinin savaş ticaretine 13 trilyon dolarlık bir zarar verdiğini, Evet. bu açıdan da dikkatle takip edilmesi gereken bir savunma sanayimiz olduğunu söyledi. O açıdan Orta Asya devletleriyle son dönemlerde bunun anlaşmalarını yapıyoruz. Yakında İHA ve SİHA ihracatımız başlayacak. Çok yakın bir sürede. Çok fazla olmayacak Orta Asya devletlerine İHA ve SİHA satışımız ama yani preemptive strike denilen önleyici vuruş açısından İHA ve SİHA'ların Orta Asya devletlerinde olması hem Türkiye Orta Asya devletleri ilişkilerini arttıracaktır hem de Orta Asya devletlerinin askeri savunma sistemlerine önemli bir katkı yapacaktır. Bu durum hem Orta Asya devletlerinin kendilerini dışarıdan gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı korunması hem de yakın zamanda gerçekleşen Taliban yönetimi ve olası saldırılara karşı Orta Asya devletlerinin ellerini güçlendirecektir. Son yıllarda gördüğümüz şey Orta Asya devletleri Kazakistan başta olmak üzere savunma sanayine hakikaten kendi gayri safi milli hasılalarına oranla büyük miktarlarda para harcıyorlar. Evet. Kazakistan yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir pay ayırıyor ki yani 130-135 milyar dolar gayri safi milli hasılası olan bir ülke için bu yüksek bir rakam baktığımızda yani bize göre belki düşük bir rakam ama dediğim gibi o gayri safi milli hasılaya sahip bir ülke için düşük bir oran. Bu açıdan gelişmeleri bölgesel olarak da yakından takip etmek lazım. Türk savunma sanayisi geliştikçe Orta Asya ile Türkiye arasındaki ilişkiler de gelişecektir derim ben Evet. her zaman. Bizim iki tane önemli sac ayağımız var Orta Asya ile ilişkilerimizde. Birincisi ekonomik ilişkiler. Ne olursa olsun ekonomik ilişkileri geliştirmeliyiz. Biz ekonomik bir başarı hikayesi yazmadığımız müddetçe Orta Asya ile aramızdaki mesafe baki kalacak. Ama ekonomik başarı hikayesini yazdıktan sonra bunu askeri, diplomatik, sosyal ve dahi kültürel alanlara yayarsak bu otomatikmen belki de uzun yıllardır hayalini kurduğumuz temeli olan Türk Devletleri Birliği'ni ortaya çıkaracak önemli bir
done olacaktır elimizde. İnşallah. Hocam bu tüm bu söylediklerinize şunu eklemek istiyorum ben. Burada sadece bizim hani tırnak içinde söylüyorum akrabalık bağlarımız yani savunma sanayi ihracatında akrabalık bağlarımız değil de bizim ürünlerimizin muharip olması ve kaliteleri de sanırım göz önünde bulunduruluyor. Çünkü son zamanda henüz hatta dün sosyal medyaya Kazakistan askerleri tarafından çekilmiş bir görüntü düştü. Bari 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlar var. Paramount Group iştirakiyle yapılan. Onlar çamura saplanıyor. Bizden satın alınan Arma 8x8 onları o bataklıktan çıkartıyor çekerek. Bu da ciddi bir viral oldu sosyal medyada. İHA'larımız da sizin söylediğiniz gibi aynı şekilde işte Karabağ Savaşı olsun veya Ukrayna'da olsun. Başarıları bu şekilde örnek oluyor sanırım. Ancak, ha buyurun. Ancak çok yetersiz hakikaten. Yani nasıl yetersiz, neyle mukayese edersek yetersiz mesela. Çin ve Rusya'nın savunma olarak Orta Asya devletlerine satışı ile mukayese edersek tabii ki çok Evet. yetersiz. Yani mesela envantere baktığımızda, Kazakistan'ın savunma envanterine baktığımızda uçakların, özellikle savaş uçaklarının çoğu hemen aklımıza Rusya gelir ama hayır, Evet. Rusya'dan değil, mesela Çin'den geliyor. Evet. Yani Rusya ikinci sırada diyebilirim savaş uçaklarına baktığımızda. Yani Kazakistan'ın şu anda mevcut olarak 235 tane savaş uçağı var. Sistemde öyle gözüküyor. Bunun 114 tanesi, pardon, 235 tane hava uçağı var. Bunun 114 tanesi savaş uçağı. 78 tanesi helikopter. Geri kalanları da ulaşım ve eğitim uçakları olarak gözüküyor. Ve bu 114 savaş uçağına baktığımızda savaş uçaklarının çoğu işte MiG-29, işte Su-27 ya da Su-24 tipi, hep Su-25 tipi hep Çin yapımı. Arada tabii Rusya yapımı Su-30'lar da var. Son gelişmiş Su-30'lar da var. O anlamda hani Kazakistan bu ihtiyacını, hakikaten üst düzey savaş uçağı ihtiyacını Rusya'dan ve Çin'den, başta Çin olmak üzere karşılıyor. Helikopterleri yine ekseriyeti Rusya'dan değil, mesela Çin'den alınıyor. Tabii Çin'den sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya malı helikopterleri de var Çin'in. Yine ulaşımda kullandığı mesela büyük çaplı uçaklara baktığımızda birisi hariç 17 tanesi Çin'den alınma. Evet. Yani Çin hakikaten önemli bir pozisyonda Kazakistan için. Yakın dönemde yalnız Kazakistan'ın Rusya ile yapmış olduğu, fakat henüz daha almadığı bir savunma sanayisi anlaşması var. İşte bu anlaşmaya göre Kazakistan Rusya'dan 24 tane Su-30 savaş uçağı siparişi verdi. Daha gelmedi bunlar. İki tane de silah ulaşım helikopteri, yani Mi-35 siparişi verdi. Yakın dönemde sadece Kazakistan değil, diğer Orta Asya Türk devletlerinin de, Tacikistan'da katarsak, Rusya ile özellikle hava savunma sistemleri noktasında üst düzey anlaşmalar yaptığını ve savaş uçakları sipariş verdiklerini görüyoruz. Bu arada Kazakistan son dönemlerde Fransa ile de bir anlaşma yaptı. Fransa'dan 2 adet büyük kargo uçağı siparişi verdi. 40 adet de keşif ve asker sevkiyat helikopteri siparişi verdi Fransa'dan. Bu anlamda Fransa'da son dönemde Kazakistan'ın savunma sanayisine girmiş, anlaşma yaptığı önemli ülkelerden biri. O yüzden bizim Türkiye olarak da bir alacağımız çok büyük bir mesafe var. Bu anlamda biz yani küçük araçlar üretiyoruz şu anda. Yakın zamanda bunun artık yani kapasitemizi arttırıp büyük araçlar üretim noktasına girmeliyiz ve çok yakın zamanda da artık bu milli savunma hamlemizi savaş uçağı üretebilecek bir pozisyona getireceğiz ki bununla ilgili çalışmalar Evet, zaten var. çalışmalar sürüyor. Bunu da yaptıktan sonra muhtemelen İHA ve SİHA'larımız gibi özellikle Türk devletleri Türkiye menşeili savaş uçağı alımına da başlayacaktır diye düşünüyorum. İşte. Kazakistan son yıllarda hakikaten savunma sanayine büyük harcamalar yapıyor. Ha dersiniz ki hocam neden bu kadar çok harcama yapıyor? Kendini tehlikede mi hissediyor? Bir yerden tehdit mi alıyor açıkçası? Da işte savunma hamlesini genişletiyor, konseptini genişletiyor.
Yani özellikle bu DAEŞ terör örgütünün son dönemde tabii artık neredeyse ortadan kalkmaya yüz tutmuş bir terör örgütü ama 5-6 yıl boyunca Orta Asya devletleri için çok ciddi tehditler oluşturduğunu söyleyebiliriz ki mesela takip etmişsinizdir DAEŞ terör örgütüne katılan birçok Kazak terörist vardı. Yani Evet. Kazakistan'dan göç eden erkekler, kadınlar, hatta çocuk savaşçılar bile maalesef. Daha sonra Kazakistan bunların çoğunu Kazakistan'a geri getirdi bu arada. Büyük bir askeri operasyon yaparak. Ama Kazakistan'dan olsun, Özbekistan'dan olsun, Kırgızistan'dan olsun DAEŞ'e akın akın bir dönem militan katıldı. Terörist militan katıldı. Dolayısıyla o ülkenin varlığı, yani o grubun varlığı bu ülkeleri hep böyle teyakkuz halinde tuttu. Bir de Hocam. tabii dillendirilmeyen bir konu hep özellikle Kırım'ın gelebileceği sorusu soruluyordu. Orta Asya. Ben o ara Orta Asya'da yaşadığım için tam o dönemde bu soruları çok fazlasıyla duydum. Kendim de hatta bununla alakalı İngilizce bir makale yazdım. Never say never, who is next Crimea diye. Kim sıradaki Kırım olacak diye. Ve hep işaretler Kazakistan'ı gösteriyordu. Çünkü Kazakistan'da yaşayan yaklaşık 3,5 milyon oranında büyük bir Rus nüfusu var. Kazakistan'la Rusya arasında büyük bir bağ var. Hem tarihten gelen Rusya Çarlığı olsun, Sovyet Rusyası olsun. Ve dolayısıyla da dünyanın en uzun ikinci kara sınırı biliyorsunuz Kazakistan'la Rusya'ya ait. Hep acaba ikinci Kırım'ın Kazakistan olup olmayacağı konuşuluyordu. Bu durum Kazakistan'da fazla dillendirilmiyordu ama 2014 yılında itibaren Kazakistan'ın ciddi oranda savunma sanayisine yatırım yaptığını görüyoruz. Buna şahit oluyoruz açıkçası. Son olarak da yine işte geçen sene itibariyle yani bu sene itibariyle hatta geçen sene başlayan Afganistan meselesi yine Kazakistan'ı tedirgin eden konulardan biri açıkçası. Sınırı olmamasına rağmen. Bu konu Afganistan'ı, Kazakistan'ı tedirgin eden konulardan biri. O yüzden savunma sanayine bir müddet daha yatırım yapacağını söyleyebiliriz. Evet. Hocam az önce terör örgütüne giden Asyalı gençlerden bahsettiniz. Bu Rusya'nın bir politikası var. Bununla ne kadar bağlantılı olabilir? Yani Rusya daha önce cihadist zihniyetteki bazı işte oradaki Selefi düşünceye sahip gençleri Orta Doğu'ya göndermek üzere bir politika geliştirmişti. Bu sizin söylediğinizde bunun alakası var mıdır? Var. Şimdi yani Rusya Orta Asya devletleri üzerinde vuku bulan işte militarist eylemlere karışıp oradaki halkın ve devletlerin tepkisini almamak için kendi coğrafyaları üzerinden DAEŞ'e sızmaları kontrollü bir şekilde hakikaten izin verdi. Uzun süre boyunca. Yani Orta Asya'da bu işte militanlarla savaşıp oradaki devletlerin, insanların tepkilerini almaktansa bu militanların işte Orta Doğu'ya sızmalarına izin vererekten özellikle sadece Orta Asya değil Kafkasya temelinde de DAEŞ'e sızmak isteyen militanların geçişine kontrollü bir şekilde izin verdi. Ve bu insanların çoğunu Orta Doğu coğrafyasında bir nevi kendi deyimiyle yok etti. Ve hiç kimse buna karşı herhangi bir ses söz yükseltmedi. Çünkü orada DAEŞ terör örgütüne katılmış teröristlerden bahsediliyordu. Dolayısıyla Rusya bu politikasında ben başarılı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Çeçen mesela DAEŞ'e gönül veren Çeçen direnişçilerini DAEŞ'e sızmasını kontrollü bir şekilde sızmasına izin verdi. Ve Çeçenistan'da uğraşmak istemediği, yok etmek istemediği bu militanları otomatikmen Suriye topraklarında, Ortadoğu topraklarında mücadele etti ve çoğunu yani yok etti diyebiliriz. O yüzden Rusya bu politikasını başarılı bir şekilde uygulamıştır. Ama daha sonra DAEŞ'in yıkılmaya yüz tutmasıyla birlikte Kazakistan oradaki özellikle kadın ve çocukların tekrar Kazakistan'a intikali noktasında başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Geçen yanılmıyorsam 2019 senesinde anne ve çocukların çoğunu Almaty hastaneye getirdi. Aileleriyle buluşturdu. Rehabilitasyonuna aldı çocukları özellikle. Bu anlamda Kazakistan başarılı bir sınav vermiştir diyebiliriz. Yani DAEŞ konusu Orta Asya'da neredeyse artık
bitmek üzere. Mevzu. Yani DAEŞ popülaritesi de ve DAEŞ'e katılma popülaritesi de bitmek üzere Orta Asya'dan. Bu da yani tabii Orta Asya devletleri için önemli birer avantaj. Ama şu anda Taliban'ın yönetime gelmesiyle birlikte DAEŞ terör örgütünün Afganistan'daki varlığı Orta Asya devletlerini tekrardan tedirgin ediyor. Özellikle Afgan mülteci kılığına bürünerek işte Özbekistan, Türkmenistan, oradan da Kazakistan'a sızmak isteyen Taliban ya da DAEŞ görünümlü militanları şu anda Orta Asya devletlerini tedirgin eden önemli konulardan biri açıkçası. Hatta bu dönemin başında Putin de işte özellikle Orta Asya'ya Afgan mülteci kılığında giren DAEŞ'li terörist istemiyoruz net bir şekilde söylemişti bunu. Bu meseleler şu anda önemli. Açıkçası Türk devletleri de Taliban'ın varlığından rahatsızlar. Net bir şekilde geçen haftalarda zaten bu konuyu işlemiştim ben. Tedirginlik yaratıyor Taliban'ın varlığı oradaki bölgeler için. Rusya'nın Orta Asya bölgelerine daha rahat penetre olabilmesi, Orta Asya ülkeleriyle daha rahat askeri işbirlikleri yapmasını da hızlandırıyor Taliban'ın varlığı. Çünkü bu bölge ülkeleri Rusya ile birlikte askeri savunma sanayilerini geliştirmek için ikili işbirliği anlaşmaları imzalıyorlar. Hatta Rusya hem Tacikistan'da olsun hem Kırgızistan'da olsun hem Özbekistan'da olsun hatta ilerleyen zamanlarda Türkmenistan'da bile belki ve muhtemel olarak askeri bir üs kurma niyetini ortaya koyacaktır. Yeni askeri üsler kurma niyetini ortaya koyacaktır. Taliban'ın varlığından dolayı bu konuda dikkatle takip etmekte fayda Evet. var. Peki hocam, son olarak Türk Keneşi, Türk Devletleri Birliği ne düşünüyorsunuz? Geleceğini nasıl görüyorsunuz daha Bu doğrusu? evet yani çok uzun yıllardır zaten önce Türk devlet başkanları zirvesi olarak çok uzun yıllar boyunca devam etti. 92 yılından 2008-9 yılına kadar. Daha sonra 2008-9 yılında işte Bakü zirvesiyle birlikte Türk Keneşi haline aldı. Yani kurumsal bir kimlik haline büründü. O kurumsal kimlikle birlikte Türk Konseyi işte Türk Parlamenter Asamblesi olsun, Aksakallar Meclisi olsun, Akademiyası olsun Astana'daki Türk Akademiyası olsun önemli kurumların kurulmasına vesile oldu. Zaten daha öncesinde biliyorsunuz TÜKSOY olsun, TİKO olsun, Evet. Yunus Emre Türk Kültür Enstitüsü olsun bunlar hep kurulmuştu. Gerek Türkiye'nin desteğiyle gerek de diğer Türk devletlerinin desteğiyle. Şimdi tabii artık yeni bir döneme evriliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı olarak geçen sene Nursultan Nazarbayev'in önerisiydi bu. Türk Devletleri Teşkilatı olarak alalım. Önemlidir. Neden önemlidir? Bir kere teşkilat yapısı alması kurumsal mekanizmayı geliştirecekleri anlamına geliyor. Hep Türk dünyası deyince kurumsal mekanizmasının ne kadar zayıf olduğunu konuşmuşuzdur. Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte bu zayıf mekanizma yavaş yavaş bir konsolidasyon sürecine uğrayacaktır. Artı Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte bütün devletlerin Türk kökenli oldukları da net ve resmi bir şekilde artık ilan edildi. Bu da önemli bir açıkçası hamle. Bir diğer önemli konusu Türkmenistan meselesi. Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak olsa bile 2000 yılında ara vermiş olduğu Türk devletleri zirvelerine tekrar katılması kesintisiz bir Türk dünyası idealini kurmak açısından hakikaten önemli. Nitekim geçen sene Karabağ zaferiyle birlikte zaten artık Türk devletleri arasında kesintisiz bir Türk dünyası ideali vuku bulmuştu. Yakında açılacak işte Nahçıvan Koridoru olsun ya da Zengezur Koridoru olsun bu ideal realize olacak. Geçen işte 12 Kasım'da da Türk Devletleri Teşkilatı bünyesine bürünmemiz, Türkmenistan'ın da birliğe gözlemci üye olarak katılmak istemesi, Macaristan'ın birlikteki zaten varlığı artık Türk devletlerinin yavaş yavaş siyasi pasifizmden çıkaraktan hakikaten Türk devletlerini ilgilendiren konularda amasız ve eğersiz ortak bir irade beyanını göstermesi gerektiğini net bir şekilde ifade ediyorum. Bakın hala Türk devletleri arasında bazı önemli meselelerde çok büyük ayrımlar var. Bir tanesi bunun Kırım meselesidir.
Bir tanesi de Uygur meselesidir. Yani Türk devletlerinin alması gereken çok büyük yol vardır. Henüz çok daha heyecanlanalım, sevinelim ama yani ayağımızı yerden kesmeyelim. Zaten yani romantik akımın peşinden uzun yıllardır gidiyoruz. Artık temelleri olan politikalardan bahsetmemiz lazım. Türk devletleri kendi aralarındaki görüş ayrılıklarını yavaş yavaş ortadan kaldırıp hem Türk devletlerini ilgilendiren hem dolaylı ve doğrudan Türk devletleriyle alakalı bütün konularda ortak bir irade benimsemeleri lazım. Ve de yine konuşmamın başında söyledim. Türk devletleri kendi aralarında büyük bir ekonomik başarı hikayeleri yazmaları lazım. Eğer büyük bir başarı hikayesi, ekonomik başarı hikayesi yazmazlarsa Türk Devletleri Teşkilatı Birliği'nin çok da büyük bir önemi kalmaz. Bir ikincisi ekonomik başarınınla birlikte Türk devletleri halklarının birbirlerini tanımalarına olanak sağlamalıyız. Bizim en büyük eksikliklerimizden biri de Türk devletleri halklarının birbirlerini tanımaması. Bizler birbirimizi tanımadığımız müddetçe bizi temsil eden siyasetçiler istediği kadar bir araya gelsinler, istediği anlaşmalara imza atsınlar. Biz tam olarak bu anlaşmanın temelini oturtamayız. O yüzden birincisi ekonomik başarı hikayesi, ikincisi Türk devletlerinin halklarının birbirlerini tanıması. Bu iki noktaya ağırlık vermeliyiz. Siyasi pasifizmden kurtulmalıyız. Türk devletlerini ilgilendiren konularda ortak karar almalıyız. Kıbrıs'ı derhal tanımalıyız. Amasız ve fakatsız eğersiz Kıbrıs'ı tanımalıyız. Bütün Türk devletleri olarak Kıbrıs'ı da tanıdıktan sonra Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir parçası, bir üyesi yapmalıyız. Türk devletlerinin teşkilata ayırmış olduğu bütçeyi tekrar gözden geçirmeli, bu bütçeyi arttırmalıyız. Her devlet eşit bir şekilde hakikaten üstüne düşen bütçeyi ayırmalı. Kurumsallaşmayı bu anlamda hızlandırmalıyız. Temeli sağlam olan, romantizmden uzak realist, Türk devletlerini ilgilendiren konularda siyasi pasifizmden uzak ortak irade beyanında bulunmalıyız. Bulunursak Türk Devletleri Teşkilatı amacına ulaşacaktır. Bulunmazsak bir 30 sene boyunca yine romantik romantik takılmaya devam edeceğiz. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür ederiz. Bu röportajın üzerine izleyicilerimiz sizin bir de Kazakistan'ın Türkiye Politikası kitabınızı okurlarsa sanırım soru işareti kalmayacaktır. Tekrar çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Eklemek Ben istediğiniz bir teşekkür şey ederim. yoksa Umarım bilahare faydalı tamamlayabiliriz. olmuştur. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun sizler de.